Herkese Hollanda'dan merhabalar. Bugün günlerden 2 Haziran. Gördüğünüz gibi standart bulutlu bir gün. Ama en azından soğuk değil. Biz de bugünü şu şekilde değerlendireceğiz. Size Hollanda'nın o ünlü mutfağını tanıtacağız. Bugün size Google'a Hollanda'da ne yenir diye yazdığınızda önünüze çıkan her şeyden bahsedeceğiz. Hollandalıların ünlü yemeklerini, tatlılarını size bu videoda göstereceğiz. Bunların hepsini Eindhoven şehrinde yapacağız. Gelin şimdi Eindhoven'a doğru yola çıkalım ve bir Hollanda pankeki deneyelim. Hollanda mutfağı deyince her şey Hollanda'ya özgü diye düşünmeyin. Çünkü buradaki insanların kendi mutfağı olarak gördüğü ama aslında dünya mutfağından alma yiyecekleri de var. Pankek de bunlardan biri. Şu an o pankek dükkanına geldik. Burayı anladığımız kadarıyla zaten Faslılar işletiyormuş. Ve çay da şu an Fas mutfağında servis edildiği gibi geldi. Pankeye gelince size göstereceğiz. Kendiniz karar verin ne kadar Hollanda yemeği diye. Hollandalıların en ünlü yemeklerinden bir tanesi krep. Bu krepi onlar aslında tuzlu da yiyorlar. Üstünde böyle peynirli ya da işte domuz etiyle yapılmış olan versiyonlarını da görebilirsiniz. Biz tatlı söyledik bugün burada. Tanıdık bir lezzet ama Hollanda'da bayağı bir ünlü. Şimdi arkamdaki The Corner adlı kafede yedik pankekleri. Buradan da Hollanda kroketi ve bitterballen yemeye gidiyoruz. Bunlar da aslında kızartılmış atıştırmalıklar. Evet, şu an Eindhoven'da en çok sevdiğimiz yemek yerlerinden biri olan Downtown Gourmet Market'e geldik. Burada çok fazla yemek bulunuyor. İstediğinizi masadaki QR kodu okutarak istediğiniz mekandan söylüyorsunuz. İçeride 10-15 tane yer var en az. Ama biz bugün burada dediğim gibi size Hollanda kroketi ve bitterballen deneyeceğiz ve size onları göstereceğiz. Gelin Gourmet Market'e girelim. Buranın en güzel tarafı masaya oturduğunuzdaki QR kodları telefonunuzdan okuttuğunuz zaman sizi bir siteye yönlendiriyor ve bu sitede burada bulunan 10-15 farklı yerden dediğim gibi istediğiniz neresiyse sipariş verebiliyorsunuz. Mesela şu an gösterirsen Burçak burayı, işte Just Say Cheese diye bir yer var, buradan söyleyebilirsin. İçecekleri buradan verebilirsin. Seafood Bar diye başka bir yer var, oradan söyleyebilirsin. Biz şimdi buradan kroket ve bitterballen söyleyeceğiz kendimize. Bu arada buradan işte mesela rastgele bir yer seçeyim. Diyelim ki bunu söylemek istediniz. Ekliyorsunuz hemen sepete. Buradan gelip ödüyorsunuz ve yemeden ödemiş oluyorsunuz. Bu da çok kolay. Ödediğiniz yemeği size getiriyorlar. Yer yemez hemen kalkıp gidebiliyorsunuz. Biz bunu gerçekten çok beğeniyoruz. Bu gördükleriniz bitterballen. Burada kroket bulamadık ama aslında bunların ikisi birbirinin neredeyse aynısı. Sadece kroket silindir şeklinde oluyor. Bitterballen da böyle gördüğünüz top şeklinde oluyor. Bunun içini, dana etini birkaç farklı malzeme ile birleştirerek oluşturuyorlar. Daha sonra üstüne ekmek kırıntıları buluyorlar ve kızartıyorlar aslında. Hardalla servis ediyorlar ama ben mesela mayonezi daha çok seviyorum. O yüzden mayonez söyledim. Tadı kesinlikle kötü değil. Alışık olduğumuz tadın çok dışında bir şey değil. Bunları Hollanda'da Febo denilen otomatlardan da alabiliyorsunuz mesela. Bitterballen olsun ya da kızartılmış bu tarz ürünleri o otomatlardan almak da çok yaygın bir şey Hollanda'da. En ünlü atıştırmalıklarından bir tanesi bu bitterballen Hollanda'nın. Bu şeker dükkanı Hollanda'da çok ünlü bir şeker dükkanı. Şimdi biz burada drop deneyeceğiz. İsmi drop, aslında meyan kökü şekeri. Yabancı olan biri bunu yediğinde Hollandalıların bunu niye yediğini gerçekten anlayamıyor. Çünkü tadı çok kötüymüş. Evet, bunların hepsi meyan kökü şekeri. Bunları alkolde de, dondurmada da, tatlılarda da kullanıyorlarmış. Şimdi en küçüğünü aldım denemek için. Kokladığım zaman biraz kötü kokuyor. Ya böyle tatlı bir kokusu yok. Bakalım tadı nasılmış. Aynı kokusu gibi. Acı bir tat geliyor. Yayılıyor yani acı bir tat insanın ağzına. Gerçekten çok kötü ya. Çok kötü. Burçak videoyu kapattıktan sonra çıkarıp attı. O kadar beğenmedi ve ne olur ne olmaz diye çikolatalı bir şeyler de almıştık. Üstüne hemen onu yedi. Şimdi ben de yiyorum. Bakalım bu kadar küçük bir şey. O kadar midemi bulandırmadı. Bence yerim ben bunu yesem. Tebrik ederim. Evet. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Hafif mayhoş. Evet, tuzlu bir tat yayılıyor. Tatlı gelmeye başlayınca hafif midem bulandırdı. Biraz ağzına tutunca tatlı bir tat çıkıyor aşağıdan. O mayhoşun üstüne. Evet. Bir de çok yapışkan bir şey.
Aynen. Farklı tatlar merak ediyorsanız deneyin Hollanda'ya gelirseniz. Ama cidden güzel değil. Hiç olmasa olacak bir şey yani. Biraz zaman geçtikçe, ağzımda daha çok durdukça daha kötü olmaya başladı. Ve ben de hemen çıkarıp attım. Ve şu an çikolatayla o tadı kapatıyorum. Gerçekten kötü ama Hollanda'da çok popüler. Herkes de bunu çocukluğundan beri alışmış olduğu için çok rahatlıkla yiyor ve mesela iş yerinde ikram falan ediyorlar. Ben almamıştım daha önceden kötü olduğunu duyduğum için. Bundan sonra da almam. Şu an güzel bir kahveciye gidiyoruz. Orada Hollanda'nın yine ünlü tatlılarından bir tanesi olan Apple Tart, yani elmalı turta yiyeceğiz. Biz zaten elmalı turtayı çok seviyoruz. Onu bir de yanında krem şantiyle servis ediyorlar. O krem şantiyle yemek de güzel oluyor bizce. İkisinin tadı birbirine yakışıyor. Size şimdi elmalı turtayı da gösterelim. Oradan sonra tuzlu tatlara geçeceğiz. Hollanda'nın ünlü elmalı turtası da tam olarak bu. Biz bunu çok seviyoruz. Buradan bağımsız, bu yediğimiz yerden bağımsız. Zaten Hollanda'nın en yaygın süpermarketlerinden biri olan Albert Heijn'de ve Jumbo'da bunlar düzenli olarak satılıyor. Oradan da bir ara çok düzenli olarak alıyorduk bunları. Hatta Amsterdam'da da Winkel 43 diye çok ünlü bir kafe var. Elmalı turtalarıyla bilinen. Daha önceki videolarımızda da zaten göstermiştik Winkel 43'ü de. Bu elmalı, tarçınlı ve bazen üzümlü bir böyle kek aslında. Ve bence gayet de lezzetli. Yanındaki bu kreması da bizim hoşumuza gidiyor. Türkiye'deki krem şantilerden biraz farklı. Daha iyi tadı ve biraz daha yoğun gibi. Ve birçok tatlının yanında servis ediyorlar. Biz bu ikisini ayrıca yakıştırıyoruz. Şimdi elmalı tartımızı yedik ve tuzlu kısma geçiyoruz. Hollanda'nın bezelye çorbası ünlü. Biz de bugüne kadar daha önce içmedik. Gelen misafirlerimizden içen olmuştu ama biz hiç tatmadık bugüne kadar. Şimdi gidelim. Tam olarak aslında bulup bulamayacağımıza da emin değilim ama birkaç yer gördüm haritada bu bezelye çorbasını yapan. Oraları bir deneyelim. Bulursak bezelye çorbası içelim. Sonrasında da balık yemeye gideceğiz. Hem çiğ balık hem de kızartılmış balık denemek istiyoruz. Google'dan baktığımızda Eindhoven'da iki yerde bezelye çorbası bulabildik. İkisine de gittik. İkisinde de yoktu maalesef. O yüzden direkt balıkçıya geldik. Şimdi arkamdaki balıkçıya gireceğiz. Wis Enzo Food ismi. Orada hem buranın çiğ balığı, yani aslında böyle tuzda pişirilmiş balığı, haringi ve onun yanında buranın kızartma balığı kibbeling'i deneyeceğiz. Gelin birlikte Hollanda balıklarını tadalım. Daha önce denemiştik zaten. Benim genel olarak da sevdiğim bir şey. Tuzda pişirilmiş bir balık aslında, yani çiğ balık diye geçiyor ama o kadar da çiğ değil aslında. Normalde küp küp doğranmış soğanla birlikte servis ediliyor ama bizim geldiğimiz yerde soğan olmadığı için şu an biz soğansız olarak yiyeceğiz. Ben şöyle bir tadına bakayım. Bunun usulü böyle. Bence gayet güzel. Çiğlisini hiç almıyor musun? Asla almıyorsun, asla. Böyle lokum gibi, ısırdığın anda ağzında dağılıyor. Lokum gibi gerçekten. Eren ilk defa deneyecek birazdan. Biraz gergin o yüzden. Çiğ gibi değil ama ben bunu çok yiyemem. O böyle soğuk eti çok beğenmedim. Ama çiğ gibi değil, katılıyorum. Bayağı bildiğin neredeyse pişmiş balık lezzeti. Ama böyle buz gibi o yoğun et çok hoşuma gitmedi. Belki ileride, şu an bir adım atmış oldum. Belki alışırsam ileride artıra artıra yiyebilirim. Şimdi ama bir de pişmiş balıklar geliyor. Onlar da kibbeling deniyor o balıklara burada. Burada yediğimiz balıkların ikisi de Kuzey Denizi'nde yetişen balıklar. Yani Hollanda'nın kuzeyinde bulunan denizde yetişen balıklar. İlk yediğimiz haringteki balığın ismi ringa balığı. Şu an yediğimiz kibbelingteki balığın ismi de morina balığı. Bu balık aslında Hollanda sokak lezzeti olarak bile söylenebilir. Çünkü mesela pazarlarda vesaire bayağı satılıyor ve böyle biz de alıp bayağı severek yiyoruz. Balığın çok güzel bir versiyonu aslında bu. Bunun da iyi olacağına eminim.
Hollanda'ya gelirseniz, pazar gibi bir şey görürseniz orada mutlaka bir balıkçı arayın. Seyyar arabalarda satıyorlar genelde. Ve bu kibbelingi deneyin. Kızartılmış balık. Yani belki farklı balıklardan da yapıyor olabilir aldığınız yer ama genelde hepsinin lezzeti birbirine yakın ve çok güzel. Bunu kesinlikle öneriyorum. Şimdi buradan sonra stampot denilen başka bir yemek denemeye gideceğiz. Ona rağmen balığı o kadar çok beğendik ki bir önceki ufak porsiyondu. Şu an orta porsiyon balıktan tekrar söyledik. İnanılmaz lezzetli ve sabahtan beri de yediğimiz kesinlikle en iyi lezzet. Hollandalıların en ünlü ev yemeklerinden biri olan stampot söyledik. Bu aslında üstünde bir sosisle servis ediliyor normalde ama o sosis sadece yani domuz sosisi. O yüzden biz onu istemedik üstünde. 2-3 seçenek vardı, lahanalı, havuçlu. Diğerini unuttum. 3 çeşit servis ediyorlar. Biri lahana, biri havuç. Biz havuçlu söyledik. Şu an onu tadacağız. Bu anladığımız kadarıyla patates püresi. Daha biraz daha farklı bir şey diye düşünüyordum ben çünkü kışın özellikle çok yiyorlarmış bunu ve evde yiyorlarmış. Kolay kolay da bir yerde bulamıyorsunuz. 2-3 yerde var sadece. Ufak bir kafeterya bulduk. Umarım çok farklı bir lezzet çıkmaz. Patates havuç püresi. Güzel. Farklı bir tat yok bence. Gel sen de bir tat. Sebze ve patates püresi aslında. Dediğimiz gibi bu normalde sosisle beraber servis ediliyor ama biz sosis olarak söyledik. Ama hani mantıken bir etin yanında bu şekilde bir püre güzel bir ikili olur gibi. Şimdi stampotu yedik, beğendik. Gerçekten bir patates püresi ve lezzetli bir patates püresi. Şu an size göstermek istediğimiz başka bir şey var ve bunu markette göstereceğiz. Çünkü bunu şu an yapan bir yer bulamadık aynı doğumda. Buna stroopwafel deniyor. Bizim BİM'de de satılıyor bu aslında. Bildiğiniz kornet külahı gibi düşünün. Onun arasına bir karamel sos sürüyorlar, kapatıyorlar. Onu böyle yiyorsunuz. Ben bunları genelde seviyorum ve Hollanda'da bayağı ünlü bu tatlı. Bir de Hollanda'da bu çok meşhur. Yani bu işte ince ince çikolata parçaları bizim pastanın üstüne koyduğumuz. Buna hagelslag diyorlar. Ve küçüklükten itibaren çocuklara ekmeğin üstüne tereyağı sürüp bunları böyle koyup yedirirlermiş. O yüzden Hollanda'da bayağı ünlü. Gerçekten az önce gösterdiğimiz stroopwafel ve belki bu hagelslag sizin için bir yemek veya öğün değil ama burada bayağı sevilen şeyler ve internette arattırdığınızda Hollanda'da bunlar yenir diye çıkıyorlar. Bugün o kadar çok yedik ki artık midemizde yer kalmadı. Yavaş yavaş saat geç de oluyor. Birkaç bir şey bıraktık aslında. O internette gördüğünüz Hollanda'da ne yenir diye yazdığınızda sadece birkaç şey deneyemedik. Bunlardan bir tanesi Hollanda'nın ünlü peynirleri tabii ki de. Yani Hollanda'ya geldiğiniz zaman peynir yiyin der herkes size. Sadece şunu bilin, normal süpermarketten vesaire almayın bu peyniri. Gidin bir yerde lokal bir peynirci bulup o peyniri tadıp oradan beğendiğiniz peynirleri alın. Onun haricinde patates kızartması ünlü Hollanda'da. Bunu da gerçekten güzel yapan yerler var. Özellikle Amsterdam'da. En ünlüleri Fabel ve Manekenpis. Önceki Amsterdam videolarında da buralarda yemiştik patates ve gerçekten beğenmiştik iki yerde yapılanı da. Tabii lokal yerlerde bulabilirsiniz. Puanlarına dikkat edin. Patates çok ünlü Hollanda'da. Bunun yanında sabah yediğimiz krepin yani pankeğin ufak versiyonunu yapıyorlar. Poffertjes diyorlar buna. Gerçekten sabah yediğimizin böyle bir 20'de birini falan düşünün boyut olarak. Öyle öyle ufak şekilde size veriyorlar pankeyi. Bunun ismi de Poffertjes. Onun haricinde bir şey daha var bahsetmek istediğim. Kendi donatları var. Olibolen diyorlar. Bildiğiniz şekere bandırılmış bir hamur işi aslında. Hollanda genelde bunlardan ibaret. Daha çok kızartılmış ürünleri yemeyi seviyorlar. Patatesli yemekleri daha fazla. Yani bizim kadar mutfağı zengin bir yer asla değil. Size bugün Hollanda'da karşınıza çıkabilecek ya da geldiğiniz zaman neleri deneyebilirsiniz onları gösterdik teker teker. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.